Görüş alanından mutlu akşamlar tekrar değerli izleyenler. Programımızın bu bölümünde çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Emren Vakfı Başkanı Sayın Abdüsselam Semre. Çok kıymetli bir konuk dedik. Programımızda Sayın Semre'nin o engin tecrübesinden, o güzel sohbetinden istifade etme fırsatı bulacağız. Bunun yanında vakfın faaliyetlerini masaya yatırmaya çalışacağız. Vakıf 1994 yılında Sayın Semre tarafından İzmir'de kuruldu. 94 yılından 2011 yılına kadar İzmir Şirinyer'de faaliyetlerini sürdürdü. Ancak daha sonra İzmir Urla'daki merkez binasına taşındı. Vakıf eğitim, öğretim, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Sayın Semre ile önce vakfı, hizmetlerini masaya yatıracağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dün geldiniz Elazığ'a. Evet efendim. Zaman zaman da fırsat buldukça Elazığ'a geliyorsunuz. İlk olarak Elazığ'ı soralım. Harput'a da gittiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz Elazığ hakkında Sayın Semre? Şimdi efendim, şöyle bir neden üzerine duralım. Bir memleket evvela zahir görüşünde kendisi esasında birçok şeyleri anlatır yerde olur yani. Yani orta yerde harf ve hurufat olmadan, kelime konuşmaları olmadan da bu memlekette esasında birçok şeylere bakarak bu memlekette konuşmalar yapabilirsin yani. Öyle bir memlekettir yani. Bu esasında meseleyi şimdi anlamak için madde ve madde ötesi yönüyle anlamak ve anlatmak lazımdır yani. Şimdi ben Elazığ'ı esasında anlatırken Derviş Yunus'un da esasında, Güzel Yunus'un da deyişlerinde anladığımı, zaman zaman anladım Elazığ'ı daha iyi anlayacağımız yerlerde çok bulacağız yani. Evet. Var yani. Evet. Sayın Semre, vakfa dönecek olursak, vakıflar gelecek nesillere emanettir. Gençler, ata yadigarı, emanete sahip çıkın diyorsunuz. Evet. Ve vakfın internet sitesine baktığımız zaman şöyle bir cümle var. Benim çok dikkatimi çekti Sayın Semre. Vakfın amacının kurucu olan Sayın Semre'nin hayat felsefesinden almaktadır deniyor. Yani vakfın kurulma amacı sizin hayat felsefenizle birebir aynıymış. Sayın Semre'nin hayat felsefesi nedir efendim? Bakın şimdi, benim hayat felsefem esasında mutlaka anladığımı bir kaynaksız olmaz yani. Her kaynağın normal şekilde mutlaka anladığımı normal, kendisine ait anladığımı bir değişik yöntemler içerisinde bir felsefesi vardır yani. Bu şimdi benim anladığım felsefemde sadece madde yok yani. Benim felsefemde madde ve madde ötesi mana beraber anladım yürür yalnız. Şimdi bunu iyi, en iyi anlayan anladım üstadlar ve insanlardan bahis konu açmak istersem, bu anladım mevcut olan neden Yunus'la anladım, neden bunu esasla şekillendirmeye gidiyorum yani. Ama Yunus'la anladım şekillendirirken de Yunus'un deyişlerinde mevcut bulduğum mana hakikatlerinde de birçok gerçeklere değinirim yani. Şimdi şöyle söyleyeyim size yani. Esasında bu kainatı yaratan birisi var yani. Bu anlam yaratılmış değil yani. Bu yaratılmış değil. Biz buna diyoruz ki Cenab-ı Hak olan Allah-u Teala Hazretleri yani. Bu mevcut olan neden esasında en güzel şekliyle besmelenin içinde saklıdır yani. Bu besmelenin içerisinde saklıdır yani. Eğer besmeleyi anladıysan, onu kavradıysan, birçok şeyi anlayabileceğin ve kavrayabileceğin bir yöne esasında bakış açısı bulursan, birçok şeyleri değerlendirmede bulduğun yargılar değer olur yani. Şimdi şöyle söyleyeyim size yani. Bakın şimdi, bu kainatı anladın mı mevcut olarak yaratan birisi, ki ona biz diyoruz yaratan. Biz de yaratılmış olanız diyoruz yani. Bakın şimdi yani. Efendim işte Cenab-ı Hak olan Allah-u Teala Hazretlerinin yarattıklarında onlara dönük olaraktan bir koyduğu kurallar var yani. Bunlara biz ilahi kurallar diyoruz şimdi yani. Şimdi bakın, bir dünyada anladın mı insanların ortaya getirip koyduğu kurallar vardır. Bir tane ilahi kurallar vardır yani. Şimdi bu ilahi kurallarla bu dünya kuralları esasında nasıl anladığımı ortaya konur, ne şekilde anlaşılır,
nasıl anlatılır diyerekten ben şimdi mesela Güzel Yunus'la anladım, bir başlayalım diyorum yani şimdi. Mesela şöyle evet. diyorum şimdi orada bakın bir şey söylüyor normal yani. Ne diyor? Okuyun bakın şimdi. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemalin. Şimdi bak size evet. bir şey sorayım yani. Buyurun. Neden Allah'ı bulayım demedi yani? Bulalım demedi yani. Gel ey kardeş hakkı bulayım. Neden Allah demiyor yani? Neden demiyor Sayın Semra? Şimdi mühim değil mi yani? Evet yani bakın şimdi yani. Esasında Cenab-ı Hak kendisi ortaya yaratılmışları koymadan evvel ben zatımın ehadiyetinde batın ve gizli olanlara muhabbet duydum diyor yani. Sevgi meselesini şimdi ortaya koyuyor. Muhabbet duydum. O sevdiklerimi anladım, yaratmayı diledim diyor onu o şekilde. İstedim yani. Şimdi bakın ben kainat anladım oluşunda Yunus'un demesinde bu gerçeği dile getirmek istiyorum. Şimdi şöyle anlayacağız yani. Orada diyor ki Besmele'nin bası Bismi'ye gidiyor şimdi ya. Bismi. Bak şimdi Bismi'den sonra Bismillah diyorsun şimdi evet. yani. Bismi'ye gidiyor şimdi yani. Bu Bismi'ye gittiği zaman da orada bu nasıl gitti yani? Şimdi Cenab-ı Hak anladığında mevcut zatı zatındakilere anladığında muhabbet duyduğu için bunları açığa çıkarmayı diledi. Bunlar anladığımı kadimiyet sırrı şimdi yani. Bunlar öyle. Çünkü öyle bir şey ki yani mesela bir enerji bir anladım ışık dersin falan bölünme kabul eder. Ama normal nur bölme kabul etmez. Bölünmez o yani. Şimdi buradaki mevcut olarak bu ışıkla diğer ışığı anlayacaksın şimdi yani. Ona biz diyoruz ki anladığı kadimiyet sırrındaki mevcut olan ışık diyoruz yani. Şimdi başlıyoruz şimdi normal. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri kendi anladığımı ve Cenab-ı Hak külli iradesini ilmine talip ettirdi yani. İradesini ortaya koydu ve anladığımı ol dedi yani. Şimdi kainatın yaratılışında Yunus'un değişinde ben anlatmaya uğraşıyorum. Ol dedi. O da oldu yani. Hemen oldu yani. İlk yaratılış bu yani. İlk yaratıldığı zaman da kim yaratıldı? İlk yaratılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi insanlığın anladım. Bizce hepimizin benim gençliğimden beri hep anladım. Üzerine durduğum nedenlerdir yani. Burada büyük bir hatamız olması lazım yani. Şimdi burada Allah-u Teala Hazretleri anladım ne yaptı? Ol dedi hemen yani. Ol dediği zaman böyle uzandı. Mime geldi esasında. Bu mim Muhammed demektir yani. Bu Muhammed esasında bildiğimiz efendim dünyaya gelen Muhammed değil o. O değil yani. Ona biz hakikat-ı Muhammediye diyoruz yani. O zahirat-ı Muhammediye. Madde alemi anladım yaratılıyor evvela yani. Madde ademi şimdi yaratılmadan evvel mana var şimdi yaratılan. Biz dikkat edersiniz anladım ruhlar alemindeyken de biz mana alemindedik yani. Orada bir soruyla karşılaştık yani. Orada Cenab-ı Hak diyordu ki bize yani. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi bize yani. Evet dedik biz ama yani. Bakın şimdi bu varlığımızda biz bunu söylediğimiz zaman da bizde anladığımı nefis yoktu. Bize nefis yok. Bize ne var? Nefs var şimdi yani. Nefs. Bu bizim için anladığım mana hakikatinde bir ruhsal yapıt anlıyoruz şimdi. Burada şimdi. Bu anladığımı nedeni şimdi düşünüyoruz biz normal yani. Buna sordu Allah-u Teala Hazretleri, Cenab-ı Hak Allah-u Teala Hazretleri. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet dedik yani. Neden? Çünkü bize itiraz edecek olan yön yoktu yani. Ama diyordu ki padişah yani, bu sözcüğünüzde normal şekilde akde evet dediniz. Akdi bozmayacaksınız diyor yani. Şimdi Yunus misyonunu ben anlatıyorum size yani şimdi. Şimdi Yunus onu okuyacaksınız, onu anlayacağız daha iyi yani. Evet. Bakın şimdi burada ne oldu? Şimdi mesele orası yani. Biz de anladığımı normal şekilde ilk yaratılan anladığımı nedene şimdi gidiyoruz onu. Hiç yaratılmış yok orta yerde yani. Burada ilk yaratılan hakikati Muhammediye oldu yani. İşte insanların yanlışa düştüğü yer burası.
Mekke'de de anladığım işte doğdu, Efendimiz sanat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan bahsediyorlar. Esas yaratılışta onun meydana geliş şeklini bileceksin yani. Hatta öyle bir şeyler söyleniyor ki peygamberler, sen ne diyorsun yani? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakikatıyla yaratıldığı zaman da diğer peygamberle yaratılmadı ki. Hangi kıyası yapıyorsun sen? Olmaz ki. O olmaz yani. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaratıldığı zaman bismi oldu. Oldu mu? Şimdi bize dedi ki anladım Cenab-ı Hak orada yani. Ben dedi bir dünya yaratacağım dedi yani. Bakın şimdi bu dünya mevcut olaraktan yaratılmış değildi o esnada. Bu madde alemi. Şimdi bakın bu misyon başka misyon anlatılıyor burada. Bizim kitap sayfalarında okuduğumuz misyon değil gibi geliyor bana hep. Şimdi buradaki alanın nedeni şöyle bir düşünelim yani. Orada yaratıldığı zaman da Allah-u Teala Hazretleri 18 bin alem yarattı yani alem. Ama insan yok şimdi içerisinde şimdi yani. Ama bize Allah-u Teala Hazretleri yarattı dediğimiz gibi ruhlar alemi var ya yani. Ondan sonra ben sizi o dünyaya göndereceğim dedi yani. Şimdi Mevlana Hazretleri ile Hanım Yunus konuştu yani. Konuşurken dervişim dedi yani. Ben dedi birçok şeyler böyle soruyorum size onu sorayım dedi o şekilde. Şimdi bak Mevlana'nın sorduğu neden yani. Siz anladığım şunu bir panorama şeklinde bu yaratıcı sırrını anlatın bana yani. Bak ne diyor Yunus yani. Sürüm sürüm süründüm. Etle kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm diyor. Ne demek istiyor Yunus orada? Şimdi bakın şimdi mana aleminden madde alemine gelirken 18 bin alem var yani. Köpek de var, aslan da var, kaplan da var, ağaç da var, maden de var, her şey var yani şimdi. Şimdi bütün bu anadımı mevcut olan nedenleri şimdi düşüneceğiz yani şimdi. Orada diyor ki Allah-u Teala Hazretleri ben dünyada diyor her şeyi anadımı yaratacağım. Fakat hani bütün örnekler sizde yani. Biz şimdi 18 bin alemdeki örneklere sahibiz ve hakimiz. Ama hakim olma sırrında bir yolda değiliz ama yalnız. Şimdi o bakın, yola nasıl girebiliriz? Bakın şimdi şunu söyleyeyim yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de çöl bedevisi anladım diyor ki biz diyor mümin olduk diyor yani. Ama Allah-u Teala Hazretleri şimdi onunla bir sesleniyor yani. Orada yani. Söyle Habibim onlara. Onlar anladın mı mümin olmadı diyor yani. Ne oldu? Ne oldu o zaman? Onlar Müslüman oldular diyor yani. Demek ki anladın mı normal şekilde bakın. Ayşe validemiz alayına. Neden müminlerin anası denmiyor? Deniyor da Müslümanların anası denmiyor yani. Neden? Hiç üzerinde mevcut olaraktan bunların eğilim yapmıyoruz diyorum ben şimdi yani. Bunlara Yunus hep kapı açar bir yerde koşturuyor bizi yani şimdi. Şimdi buradaki anadımı neden de oradaki mevcut olana mümin olmanın sırrı başka. Şimdi yani. Mümin olabilmesi için bir kişinin kendisinin bir defa daha doğması lazım yani. Nerede doğacaksın yani? Biz bir defa doğduk ama değil. O zaman anladın mı? Yasin Şerifi suresindeki Y harfindeki iki noktada arayacağız yani. Çünkü bunu söyleyen ashabın değer uluları hepsi bunu söylüyor. Biz bunlara bakmıyoruz ki yani. Bizim bunlarla ilgimiz yok. Şimdi ama biz her şeyden bir şeyler öğrenmek zorundayım diyorum. Bunu anlayacağım şimdi yani. Şimdi buradaki anladığımı neden de şimdi ilk yaratılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi bir yaratılış sırrında her şeyi ortaya koyuyor. Nasıl koydu Allah-u Teala? Ne dedi orada? Seni alemlere rahmet olarak gönderdim diyor yani. İlk kaynak o şimdi yani. Bak şimdi ilk kaynak. Hiç yaratılmış yok. 18 bin alem yaratıldı. Bizi anadımı normal şekilde bu dünyaya gönderdi. Fakat bize esasında mevcut 18 bin alemdeki mevcut olan örneğin hepsini anadım normal. Biz de topladı. Bunlar hepsi bizde var şimdi yani. Hep soranlar burada onlara böyle sorduğunuz zaman Yunus gibilere bu arayıp da bulmak istediklerinin senin kendinde diyor hep yani. Neden kendinde diyor hep yani. Şimdi
insan esasında mevcut, bakın kendinde bulundurduklarıyla esasında öyle bir anada mükemmel ki, mükemmelliği var ki, şimdi şöyle düşünün yani. Onu en güzel endamda ve surette yarattım diyor Allah-u Teala Hazretleri. Endamda yarattığını söylüyor şimdi yani. Bu yaratılış anadımı mevcut, hepimizde var yani. Yalnız bu yaratılışta biz anne rahminden doğduktan sonra bundan sonraki yaratılışın anadımı neyse o yaratılışı yapmak zorundayız yani. Evet. Ama o yaratılışı anladım hiçbir zaman ne gidiyoruz ne de biliyoruz yani. Şimdi Yunus buna değiniyor şimdi yani. Bak ne diyor, okuyun. Şimdi bir okuyun. Kamil mürşide varmazsan olmaz. Şimdi o kamil mürşit kim ya? Kim değerli hocam? Gördün mü şimdi yani bak şimdi. Evet. İlginç olan bir şey var yani. Bu kişi esasında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den esasında kemallerin kamili, en kamili o. Şimdi yani. Bundan anladığımı esasında icazet almadan olmaz yani. Onu nasıl alacaksın yani? Şimdi mesele burası yani. Bak şimdi bunu Yunus şimdi şöyle anlatıyor. Diyor ki yani, ilginç anladım bu şekilde. Bir anladığımı şeyden bahsediyor. Nefesi endiksiyon olarak anlayacaksınız yani. Ben şimdi size şunu anlatayım ben yani. Kabe'ye gittiğiniz zaman da mevcut olan Karataş'ta endiksiyon vardır sadece. Orada bir endiksiyon var yani. Biz ona gidiyoruz hep şimdi yani orada. Ama oraya varmadan evvel bir endiksiyona ihtiyacımız var yani. Nereye gideceksin? Arafat'a gideceksin diyor şimdi sana yani. Arafat'ta ne olacak ki normal şekilde? Oradaki endiksiyonda sen esasında mevcut, ilginç, bir nefes almadan normal şekilde. Eğer ki o haccın adımı rükunları üzerine dolaşayım da bir şey elde edeceğim dersen edemezsin yani. Neden? Çünkü Arafat anadımı sınırlı kuralların içerisinde seni gezdiriyor. Orada anadım bu nefesi bulacaksın yani. Bu nefes kimden bulunacak yani? Nefes şimdi mevcut olaraktan Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nefes sahiplerinin başı odur yani. Bakın şimdi ilginç olan bir şey var yani. Oradaki mevcut olaraktan şunu soruyor şeyler şimdi. Bakın Yunus'un sözünü anlayabilmem için ben size bunu anlatmaya uğraşıyorum şimdi. Evet. Evet. O esnada anladığımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sabah çıkıyor dışarıya. Ayşe validemiz diyor ki ona çıkıyor ve anladığımı Yemen'e doğru bakıyor diyor ona o şekilde. Ruh-i Rahman'ın nefesini oradan duyuyorum diyor ama yani. Nefes diyor şimdi bak yani. Ruh-i Rahman'ın nefesini duyuyorum oradan diyor yani. Bu anladığımı meseleyi de anlatırken ilginç bir şey söylüyor şimdi yani. Ayşe validemize diyor ki yani, ya Ayşe diyor yani, sen de gördün mü? Gördüm diyor onu o şekilde yani. Onu gördüm diyor onu o şekilde. O buraya geldi mi? Siz onu kibar geldi, gördüm diyor. Peki bir duvar var ara yerde. Neden Veysel Karani anladın mı? Gidip de anladım öbür tarafta Peygamberimizi ziyaret etmedi yani. Etmez. Onun bir esası var yani. Şimdi buraya bilmiyor insanlar yani. Onu anladım, onun şekilde basit bir anladımı insan yorumunda gidiyor yani. Ha. Eğer bunu anlamak istiyorsan o zamanın en büyük anladım üstadı şeyhiydi yani şimdi yani. Veysel Karani'ydi o yani. Şimdi bak şunu söyledi orada. Ashabını topladı yani. Gelin dedi anladım o şekilde. Size dedi bir şey dedi söyleyeceğim. Yani. Ne söyleyeceğim? Ona dedi ki müminler nasıl şimdi? Onu görmüş dedi yani o şekilde yani. Gözüyle görmüş yani. Sen ya Ayşe onu gördün mü dedi. Gördüm dedin o şekilde yani. Ha. O zaman dedi ki siz de gelin benim gözüme bakın dedi yani. Onu da bütün ashab onun gözüne baktı yani. Bak arkasından ne dedin o şekilde. O Ruh-i Rahman Veysel Karani dedin o şekilde. Onun dedi anladığımı normal şekilde duasını alın dedin o şekilde yani. Onun duasını normal şekilde biz nasıl alıyoruz? Arafat'ta davet tebliğine gidiyoruz. O anladı. Bizim için orada dua ediyor yani. Neden onu söyledi ashabına? Hepsi anladım. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, hepsi var yani. Oraya gidin dedi, onun duasını alın. Niye ya Resulallah dedi? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri onun duasını kabul edeceğine dair söz verdi dedi yani. Şimdi ilginç bir şey söylüyor. Orayı anladım gidiyor ama fakat anladım o kendisi de anladım bir hırka buluyor, getiriyor şimdi. Kendi hırkası yani.
bu hırkayı diyor, ona diyor 5 sene sonra gelecek, sizden alacak, verin diyor Nuhacir'e. 5 sene sonra gelmedi normal yani. Müminlerin anası onları çağırdı yani. Hazreti Ömer'i çağırdı. Hazreti Ali'yi çağırdı. Bu hırkayı bulun, onu verin dedi yani. Eğer dedi o şekilde bunu bana siz de duydunuz dedi. Bunu vermezsek biz sonra helak oluruz dedi yani. O zaman dedi ki anladım, buna bulamadık ama o zaman dedi ki anladım, Peygamber Efendimiz'in dediği şeye gitti adam için Hazreti Ali ile Hazreti Ömer. Ne aradın o şekilde? Onu şimdi dört yol ağzında bulursunuz dedi yani. O zaman sordular Peygamber'e, ya Resulallah, dört yol ağzı nerede? Arafat'ta dedi. Oraya gidin. O dedi anladığım olan şekilde sizin için orada dua edecek. O duayı almadan alın gidersen hacı olmazsın. Şimdi sorun. Ama bütün dünya anladım onun aleyhinde konuşuyor. Ben nereden ne alacak yani? Şimdi sorun bunlar hep yani. Bu sorunların içerisine ben dolap gibi döndüm hep yani. Yıllarca. Ya bunda bir şey var ya. Burada bir şey var anlaşılmayan ya. Nedir bu falan falan. Şimdi bunun peşinde koşuyoruz hep yani. Orada şimdi olan olayda gitti buraya ve ona bir hırka verdi, bir görev verdi yani. Bu görevi alan adam kişi orada anladı mı? Nefes orada bulur normal şekilde. Bu nefesi bulmadan normal şekilde kişi şeytan taşlama iktidarı olmaz bunda yani. Olmaz. Şimdi neden? İşte o anladığı yerde sen de mevcut olaraktan kalbinde diyorsun sen etle kemik anladığımı şey böyle etle anladım kemik bulunan anladığımı vücuda bakıyorsun ama bir kalp orada buluyorsun sen şimdi yani. Şimdi bu kalp demiyor. Sine boşluğunda mevcut olaraktan insanda bir fırsat anladığı şey fıtrat var diyor. Bu bir fırsat şimdi yani. Bu fıtrata anladığımı nefes dokunuyor. Dokunduğu zaman da o anladığımı o esnada kalbinde doğuyor. O doğan çocuğa tevhid çocuğu deniyor şimdi yani. İkinciyi doğdu. Bu ikinciyi doğmayan bir kişi asla ahirete inanmaz yani. Taklitte anladığımı herkes böyle bunu inanıyor galiba diyerekten böyle diyebilir. Kendindeki anladığım mevcut olan fıtratı olduğundan dolayı bir eğilim koyabilir. Ama inanmış değildir yani. İşte orada anladığımı mevcut. O anladığımı Peygamber Efendimiz'e anladığımı, gelen anladığımı çöl bedevileri biz anladığımı mümin olduk dediler yani. Olmadınız dedi Allah-u Teala Hazretleri. Siz Müslüman oldunuz dedi yani. Buna biz ne diyoruz anladığımı? Taklitte la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu. Ama bununla normal şekilde esasla gerçek anladığım bir şekilde biat yok yani orada yani şimdi. Gerçek biatı yapabilecek olan, kabul edecek olan bizdeki mevcut olan fıtrat nüvesi yani. Bu buna da biz ne diyoruz? İman nuru şimdi yani. O iman nurunu anladın mı? Sen orada alırsın yani. Orada alırsın nur. Nerede alırsın? Haçta alırsın şimdi yani. Orada bunu almadan normal şekilde yola çıkarsan çıktığın yerde anladın mı? Mevcut bir de anladın nereye gidersin? Sabaha karşı anladın mı? Bir de anladın mı normal şekilde Müzdelife'de tekrar yine orada da anladın bir şeyler aldın. Ne alacaksın sen? Bakın biraz düşüneceksiniz yani akılla. Oradaki anladın taşları toplamak zorundasın diyor sana yani. Gidiyor anladın mesela hoca efendiler bize de aynı şeyi söylüyor. Orada toplarsınız ne burada taş toplayacaksınız ya falan diyor ona. Öyle değil. Orada anladın meşair-i haramda mevcut olaraktan bütün anladın melekler o anda oraya iniyor yani. Meleklerin anladım hepsi bir taşa anladığımı normal şekilde bir endüksiyon koyuyor yani. Altına küçük taşlar oradaki anladığım şeytana giderse öldürür onu yani. Bu endüksiyondaki anladığım iktidar ve gücü insanlık anlamıyor. Onu kavramıyor şimdi yani. Ben şimdi bunu en çok nereden öğrendim dersen başta bu Yunus var işin içinde şimdi yani. Bu Yunus var yani şimdi. Bakın anladığımı bu denilen yerde bunu alan anladığımı ve kendisi anladığımı o esnada yola çıkan, buna da anladığımı mevcut olaraktan bu yolculuğunu yapan anladığımı nedeni de tövbe yolunda gidişat deniyor yani. Bakın tövbe suresinin içinde üstünde besmele yoktur yani. Hepsinde var onda yok yani. Neden yok normal şekilde yani şimdi? Esasında besmelelerin başında hep bulunan besmele, oradaki mevcut olan bütün anlatılanların içerisinde orada bir anladığımı mevcut, Peygamberden aldığını esasında oradakilerle beraber veren birisi olacak yani. Birileri var yani. Bu da anladığımı, başta anladığımı mevcut olaraktan
Veysel Karani bunların başıydı yani. Ashab-ı Suffe'nin başı oydu yani şimdi yani. Şimdi bakın ilginç mesele bunlar yani. Peygamber Efendimiz bu hırkayı verdi. Peygamber Efendimiz bunu anladım görevlendirmeden Veysel Karani bir şey yapamaz yani. Ama buna da normal şekilde Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'yi gönderdi. Bu hırkayı verin dedi ona yani. Aldı. Şimdi aldı. Onlara baktı şöyle yani. Siz bu yolun kahramanlarısınız anlıyorum dedi. Görüyorum. İnşallah ben bunu başaracağım dedi. Yalnız neden sen anladın peygamberi görmedin diyorlar o şekilde yani. Benim anladığım peygamberin hakikatini göreceğim yer var diyor yani. Miraç'ta onunla beraber gitti yani. Bak Cebrail'e ne diyor. Benim ayaklarımın altında dolaşan diyor birisi var diyor. Kimdir o dedi Cebrail'e. O senin ümmetinden Veysel Karani dedi o şekilde yani. Bakın şimdi ilginç mesele yani. Yani bunu böyle bazıları diyor ki ona peygamberi görme. Ya sen peygamberi Ebu Cehil de gördü yani. O değil ya. Madde değil bu iş yani. Madde ötesi bir yön var yani. Bir insanın asıl değeri kendisinin bir defa daha doğmasına bağlı yani. O doğmadığı zaman da bakın şimdi o da Arafat'ta doğuyor yani şimdi yani. Veyahut da Arafat'ta doğmuş olan insanlar esasında vardır. Kendisi de Yunus da onu söylüyor normal şekilde yani. Oradan anladım şimdi oraya gidip bunları alan. Bak burada mı şimdi Mevlana'ya bak sen normal şekilde. Buraya bahseder yani. Evet. Bundan bahseder. Şimdi bakın anladım ilginç anladım nedene yani. Bir insanı kamil anladım. İnsanı kamil nasıl olur yani? Bu Arafat'ta aldığı zaman da nefes oldu mu o zaman da tevhid çocuğu doğdu mu yani? Tevhid çocuğu doğduktan sonra aynen bu dünyada doğduğumuz gibi doğmuşuzdur yani. Ama o doğum manası, manada doğum. Madde ötesi yani. Şimdi şöyle size söyleyeyim yani. Madde ötesinde de esasında insanların alabileceği anladığım çok şey var. Buna da biz ne diyoruz? Madde ötesi ahirette alınır. Ahirette de onu alabilecek olan bu çocuktur yani. Sen anladığımın onun şekilde kabre girdiğin zaman da bu anladığı topraktan yaratıldık. Tekrar yine toprağa gittiğimiz zaman da o denilen yerde orada kalırız onun şekilde yani. Ama alay-ı illiğine uçuş kaydı olmaz. Alay-ı illiğine uçuş kaydı olabilmesi için bu nefesi de bulmak zorundayız yani. Yunus bu nefes olmadan olmaz diyor işte şimdi yani. Şimdi bakın okuyalım anlayalım yani. Resulün cemalin göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. İşte o kamil mürşit de anladı mı? O kişi ne oluyor o zaman da? Kendisi 18 bin alemdeki imtihanını verecek yani. Uğradığı köpekle de anladım o şey yaşantısı ilgisi olacak yani. Her şeyle. Ne mevcut ise yani. Onlar da anladım kural ve kuramların içerisine gitmek zorunda. Bu kurallar da ilahi kurallardır yani. Bu denilen ilahi kuralların içerisine giderken kendisi bu denilen yerlerden geçişini sağlayacak. Aksi takdirde o denilen anladığım şeyle gitmezse oralardan geçemez yani. Oralardan geçmesi mümkün değil yani. Peki nereden gidiyoruz biz? Arş'a kadar anladığımı. Arş'a kadar madde alemidir yani. Madde aleminde şeytan anladığımı tam manasıyla alimdi yani. Ve meleklere hocalık yaptı. Yaptı ama bakın senin ilginç taraf burası yani. Yaptı ama kendisi orada anladım Allah-u Teala Hazretleri'nin orada yaptığı imtihan var. Bak orası neresi? Rahman ilinin esasında Mudil ismiyle Hidayet Hadi isminin birleştiği yerdi yani. Orada anladım düştü yalnız şimdi. Orada ne dedi Allah-u Teala Hazretleri şimdi? Ben bir anladımı Adem bir insan Adem için söylüyor. Yaratacağım diyor normal şekilde yani. Ama şimdi bu defa şeytan çıktı ne dedi biliyor musunuz yani? Allah şey tutuyor, kahin kafa tutuyor hem bir şey öğretiyor. Ya kardeşim sen nereden ne öğrendin ki anladım Allah-u Teala Hazretlerine normal şey hesap soruyorsun yani. Ona yaptığından zaten Kur'an-ı Kerim'e sorulmaz diyor yani. Bak şimdi o sorar ama sorulmaz ona yani. O yaratan ya sen yaratılanla yaratılanı karıştırıyorsun şimdi yani. Onu karıştırmayacağız yani. 18 bin alemdeki imtihanda da Allah-u Teala ne dedi? Ben bir dünya yaratacağım. Bakalım orada anladı mı? Bana biat ettiğiniz gibi edebilecek misiniz dedi yani. Şimdi sıkıntı bu yani. Edebiliyor mu dünya yani? Herkes ama ben üstüm benim diyor ama yani şimdi yani. Çok zor. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Evet. Bismarck bir şey söyledi diyorum. Ne diyor biliyor musunuz yani? İlginç bir şey söylüyor normal Bismarck da yani. Aynı şeyi Baudelaire söylüyor. İngiliz alemi söylüyor diyorum. Bak ne diyor adam normal şekilde yani. Ya diyor adaletten diyor bahsediyorsunuz bir Ömer diyor yani. Anlatıyorsunuz diyor. Adam diyor deveye biniyor. Giderken diyor onu Şam'a giderken
bu esnada şeyden elbadan put yapıyor, ona tapıyordu diyor yani. Sonra gidip de ananı toprakta diyor, kızını gömdü diyor, hamiyet duygusu hiç yok diyor yani. Kızı topraklarını siliyor normal şekilde, o onu anlamıyor diyor normal şekilde yani. Şimdi soruyor Baudelaire ile Bismarck yani, bakın bunlar şimdi Türkiye'den olmayandan misal veriyorum şimdi ben yani. Baudelaire'yi anladığım normal şekilde, ilk benim okuduğum anladığımı 1900'de anladım, 55 senesinde okuduğum şey yani. Onunla konuşmasını dinledim. 3,5 saatlik konuşması vardı orada yani. Şunu söylüyor adam normal şekilde yani. Ömer dediğin kişi kimdir ya diyor normal şekilde. Helvaya tapıp da diyor anladın mı? Put diyerekten tapan diyor. Ondan bir şeyler bekleyen birisi diyor. Bu kişide akıl var mı diye soruyor yani. Yok diyor ya. Akıl yok diyor yani. Şunu düşün diyor sen yani. Öyle birisine gitti ki diyor hani Peygamber Efendimiz'in anlatıyor. Bu lahiti nurla anladım normal, onu kendi nefesiyle varlığında anladım esasında, doğumunu sağladı. Onun için dua etti çünkü Peygamber Efendimiz. İki Ömer'den birisiyle bu dini şereflendir dedi yani. Bu şeyin adı da Ömer. Şimdi ilginç mesele yani. Oradaki anladığımı nedeni şimdi düşüneceğiz yani. Bak diyor şimdi diyor, ilginç olan bir şey söylüyor burada ya. Modde yani. Onu diyor anladığımı bütün dünyaya diyor adalet örneği yaptı diyor birisi. Ondan başka diyor anladım, ilk anladım yaratan o anladımı burada başarılı olan esas o diyor yani. Buna anladımı tabi olanlar diyor, bu denilen mertebeleri açtıktan sonra da orada diyor anladım, onu anladımı seyrinde koşar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeyine gelir diyor, makamatına kadar. Peygamber Efendimiz anladım, oraya geldikten sonra o kişiyi diyor hırka giydirir ve bir defa daha onu dünyaya salar diyor. Onun adına da hep böyle tasavvufta bile anlatırlar. Şu celvet makamına iniş oluyor yani. Oraya indikten sonra tekrar Peygamber Efendimiz'in yanına geldiği zaman da o Yunus oraya gelenlerden birisi olarak düşünürüm hep yani. O zamanlarda Peygamber Efendimiz ona bir görev veriyor. Görev o şimdi ondan gidiyor yani ona. O görevi almamış olan kişiye de ne mürşit denir ne de şeyh denir yani. Anlayabildiniz mi şimdi meseleyi yani? Bu neden esasen dediniz siz nasıl elde ediler bu yani? Bu çocuğu bulmadan, bu çocuk olmadan normal şekilde anladım. Kişi ta arşa kadar anladım, madde alemindeki mevcut olan şeytan orada anladığımı zirve oldu yani. O nuru anladığımı kendisinde bilgisi, bak ki kendi akıl kompütüründe o var ama onun yani. Ona diyor ki normal şey Allah-u Teala Hazretleri'ne, bunları benden alma diyor yalnız. Onları sana veriyorum diyor yani. Şimdi bakın, şeytan doğruları söylemezdi o zaman yani. Yalnız doğruların içerisinde bir de eğri karıştırmasını şeytan iyi bilir yani. Bu anadımı yerde anadımı düşenler de olursa bunlar da şeytanlaşmış insanlar olur. Bunlara biz münafık diyoruz yani. Şimdi bak ilginç olan bir şeyler bunlar yani. Münafıklar. Bunların münafıkları nedir normal şekilde yani? Kazanabilmek için anadımı en büyük silahı yalanlar yani. Çünkü Peygamber onu söylüyor bize şimdi yani. Yalan söyler. Sen inanırsın. Ama onu da anlatırken şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki şey anlatılıyor hep yani. Orada ne diyor Allah-u Teala Hazretleri? Bir şey söylüyor onların adına. Onların söylediği yaldızlı sözlere inanmayın diyor yani. Bak yaldızlı sözler diyor o şekilde yani. Onlar seni de kandırır yani. Sahte şeyhler esasında bütün dünyada şimdi ben şunu düşünüyorum. Mesela bir memlekette sorduğum zaman oradan gelen kişiye bize de 160 tane şeyh vardır yani. Hangi birine inansın bu millet yani ya? Evet. Böyle şey var mı yani ya? Bunlar hep Müslüman, İslam dünyası ya. Olmuyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim nasıl şey olaraktan. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah-u Teala Hazretleri yani. Bakın şimdi şöyle iyi düşünüyorsunuz bunları. Çok ilginç ama yani. Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim, ayet içinde bu yani. Araplara diyor yani onun şekilde yani. Eğer siz bu dinden irtidat ederseniz yerinize yepyeni bir kavim halk ederim diyor yani. Şimdi anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e diyor ki bu dini irtidat edeceğinden dolayı esasında siz diyor onların Araplara normal şekilde bir milletle karşılaşacaksınız yani. İlk defa da onlar sizi mağlup edecek diyor yani. İşte bu millet o. Yani Türklerin asaletini anlatmaya uğraşıyorum şimdi yani. Türk milleti değil mi? Sayın asaletini sayın. Anlatmaya uğraşıyorum. Oraya geldiği zaman da o denilen yerde şimdi ilginç anladığım bir neden var yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bak şimdi nasıl burayı anlatıyor normal yani. İlginç anlamda mesele burada var yani. Yahu
bunu nasıl anladığımı biz anlayacağız şimdi diye düşünüyorsun. Mevlana'yı dinleyeceksin şimdi yine yani. Mevlana ne diyor biliyor musunuz? Ama ona da bir sürü şeyler tellendirip bağlıyorlar onları yani. Evet. Onu nasıl oldu da anladım, orada mesela bir şey oldu diyorsun sen yani. Orada anladım, normal şekilde İslam'ı kabul etmede onu bırakın diyor Allah-u Teala Hazreti Peygamber Efendimiz. Ona akıl sahibidir diyor yani. Akıl sahibi dedi, ne akıl biliyor musunuz? Yoz akıl değil. Bu yoz akıl hepimizde var yani. Selim akıl diyor şimdi yani. Selim akıl normal şekilde kazanmasının yolunu anlat diyor Yunus şimdi yani. Ben Yunus misyonu anladım esasında, kurtuluşun anladımı, bu Yunus'un anladım misyonunu da normal şekilde bu ortaya çıkaran anladımı ortaya koyan kim? Esasında şöyle düşün yani. İlginç anladımı neden? Orada anladım Atatürk var. Orada Kazım Karabekir var. Fevzi Paşa var. Bunlar hepsi anladım Avrupa'ya Abdülhamit tarafından gönderildi yani. Bunlar şimdi hepsi Abdülhamit Paşası yani. Bunlar hepsi öyle. Şimdi ilginç olan neden var yani orada? Nedir onu, o ilginç olan şey? Şimdi şöyle, ben de anladım normal şekilde. İlk defa kendim anladım normal şekilde. Gittim anladımı, Atatürk'ün anladımı normal şekilde sağ kolu hükmünde olan her şeyi anladım, ona getirip söyleyen anladım adamı buldum normal şekilde. Onu buluyorum şimdi ben de yani. O nasıl oluyor böyle bu işler böyle yani ya? Oradan mevcut olarak da ne oluyor da böyle şeyler oluyor? Bunları anlamak lazım yani şimdi yani. Anlamak için anladımı çok uğraşır insan. Ama mutlaka anladımı arayanlar buldu diyor Yunus durmadan. Ararsan bulursun diyor hep durmadan. En güzeli Arafat yani. En sağlam yer yani. Ama bunu bulmuş olup da bu şekilde tekrar yine peygamberden hırka almış anladımı üstadlar var. Bunlara da hakiki şeyhler denir. Bunların başı da Veysel Karahani. Şimdi anlayabiliyor musunuz oradan buradan evet. Şimdi? Bu ilginç var yani. Buradan buldum bulamadın. Anladım ya Yunus olacak ya Veysel Karahani ya anladım mı? Bunları da şimdi anladım tutan yok yani. Mesela nedir? Buhari diyorsun sen yani. Buhari, İmam-ı Buhari Hazretleri'ni anladım şeyde mesela şimdi nereden attılar mı? Buhara'dan onu kovaladılar yani. Kovalamadı, kovalanmadı değil yani. Oradan onu kovalandı. En sondan onun şekilde baktı artık dedi ki ya Rabbi benim hiç anladım bu dünyada yerim kalmadı dedi. Ve yolda gelirken anladım bunu oraya giderken, oradan uzaklaşırken orada öldü. İstedi ama ölümü yani. Ben size bir şey daha söyleyeyim o şekilde. Şimdi çok güzel bir şey anlattınız siz bak. Bana söylediniz. Şimdi dediniz ki ben bir daha o memlekete gideceğim. Neresindesin dediniz ya? Az önce mi? Biraz evvel. Bir memleketten şimdi bahsettiniz. Ben şimdi onu size söyleyeceğim. Manisa. Hayır değil yani ondan sonra. Oraya bir daha ziyarete yine gideceğim dediniz yani. Ha, Şanlıurfa'dan bahsediyorsunuz. Hayır. Şeyde, doğudaki anladım mevcut olaraktan. En güzel yer olarak şimdi adlandırılıyor. Neresi? Neresi anladım. Siz söylediniz ya şimdi. Ben oraya gideceğim bir daha hanım ziyaret edeceğim oraya dediniz ya. Evet. Yani. Şanlıurfa'dan bahsetmiştiniz. Urfa'dan bahsettiniz. Evet. Esasında anladımı Urfa'da anladımı normal şekilde kimi kovaladı biliyor musunuz yani? Kim kovaladı onu? Kim? Kimler? Urfalılar kovaladı yani. Öyle mi? Kimdi o? Kim? Hangi peygamber? Hazreti İbrahim. İbrahim Aleyhisselam o şekilde. Ama o yine yapacağını yaptı anladım. Uğraştı yani. Evet. Ama şimdi en diğer memleketlerden birisi oldu yalnız. Buradan da Şanlıurfalılara selamlarımızı iletelim bizi izleyenler varsa. O öyle bir memleket şimdi yani. Evet çok güzel bir memleket. Çok güzel bir memleket oldu yani. Şunu sorayım Sayın Semri. Şimdi bir gazete manşetinde Kur'an bize geleceği haber veriyor şeklinde veriyor. Bir haber çıktı. Ve diyorsunuz ki Kur'an'da geçmişin de geleceğin de tarihi var. Bu ne var demek yani. Sayın Semre? Biraz açabilir misiniz? Programımızın da sonuna geliyoruz. Çok kısa rica edelim lütfen Sayın Başkan. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size yani. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar ya Resulallah. Bu Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorsunuz hep yani onun şekilde. Evet. Yani. Hiç anlatmadığı bir şey yoktur diyor yani onun şekilde. Yani. Kur'an-ı Kerim. Anlatmadığı bir şey yok diyor onun şekilde. Şimdi onu da anlatırken Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Allah sana geçmişin ve geleceğin bilgisini verdi diyor şimdi yani. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bakın şimdi ilginç olan bir şey anladım var ortaya. Geleceğin bilgisinde bu bilgiyi anladım normal şekilde bilenler var şimdi yani. Bak geleceğin bilgisi. Neredeki ne anlayabiliyor? Kur'an-ı Kerim'in anlattığında bildiriyor şimdi yani. Bakın şimdi size anlatayım, şöyle söyleyeyim yani. Şunu anlayacaksın sen yani şimdi. Bakın yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela anlatılan
nun ver kalem diyor onu o şekilde. Şimdi bizim hoca efendilerin anlattığı şeyler bu anadımı ilahi anadım şifreler deyip geçiyoruz yani biz. Hepimiz böyle yapmadık mı yani? Böyle oluyor evet. Şimdi yani. Bak orada ne diyor? Nun, nur demek diyor yani. Kalem demek, şimdi ilginç bir şey yani. Kalem ve onun anadımı mevcut olaraktan getirdikleri şimdi yani. Kalem ne biliyor musunuz normal şekilde? Elinizde mevcut olan bilgisayar da bunun içinde şimdi yani. Elindeki telefon da bunun içinde yani. Bakın şimdi içinde var ama sen görmüyorsun şimdi yani. Evet. Şimdi olay bu. Bu anadımı dönem şimdi ne zaman anlatıldı? Anlatıldı. O sureyi bulacaksın. O anadımı Nun anadım suresine gittiğin zaman da bugünkü anadım dünyayı anlatıyor şimdi yani. Bak kalemi anlattı yani. Ne dedi? Kalem. Nur'dan şimdi nur'da anlatırken Nun ve kalem dedi şimdi yani. Kalem hangi kalem dedi? Bu bildiğimiz anadım kalem değil yani bu. Nurani kalem şimdi bu yani. Bu kalem anadımı normal şekilde bugünkü bilgisayar anadım şimdi yani. Bugünkü bilgisayarla anladım elde, bugünkü anı müsbet ilim şimdi ya anladın mı? Ortaya dökülüp konuyor, giriyor yani şimdi yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim anladım normal şekilde, bu denilen anı müsbet ilimdeki hadise, arşa kadarını madde aleminde anlatılan hadisat, şeytanın anladım o şekilde, en çok bildiği oraya kadar orada düştü zaten yani. Başka bir yerde düşmedi zaten kendisi. Alimdi yani. Oradan sonra anladığımı onun ötesinde bir dünyalar var, yani dünya daha var. Ona da biz ahiret diyoruz yani. O ahirette de bizi bekleyen anın bir imtihan dönemi var yine yani. Anlaşılıyor dedim yani şimdi. Sorun bu yani. Onun için de o denilen çocuğu bulmayan bir kişi ben anladım ahirete iniyorum der, dilinin ucuyla söyler yani. Ama gerçek şekilde söyleme nasıl olur o şekilde? O çocuğun diline esasında sahip olacaksın. O çocuğun dili nedir yani? Onda da akıl var yani. Hep öyle deniyor. Kalpte akıl var mı? Var ya. Şimdi kalpteki akıldan yana yoksunuz şimdi yani. Bu anadığımı şeyin milletlerin içerisinde bir tek millet bu millet var yani. Benim anlayışımda yani. Çünkü neden? Bir takım anadığımı mevcut anadığımı birçok şeyler bunu anlatır normal şekilde. O nedeni esasında bulmamış olan bir kişiye de acıma anladım hissi olmaz. Vicdan. Acıma hissi. Vicdan da anladığımı küçük kalıyor. Bakın şimdi neden vicdan küçük kalıyor biliyor musunuz normal? O vicdan esasında fıtrat nüvesi yani. Fıtrat nüvesinin açığa meydana çıkarılma şekli var yani. İşte buna bakan Mehmet Akif şöyle anlatıyor. Bak ne irfandır ahlaka fazileti veren ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır diyor yani. Bakın şimdi bu ananın yüreklerden silinmiş farz edilsin. Ne havf-i yezdanın tesiri kalır, şimdi kalmaz diyor yani. Hiçbir şey kalmaz diyor, yok olur her şey diyor yani. O denilen ananın vicdan esasında fıtratını kaybetmemiş olan insanda sizle beraberim yani. O da anadımı şimdi bu fıtratını kaybetmemiş anadımı, tek anadım bu dine anadımı esasında karşı çıkanlara biz varız diyen bir millet var. Bu millet var yani. Başka yok yani. Evet. Sayın Zemri. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Vedat Sadak isimli. Sayın Sadak diyor ki harika bir konu ve konuk ve çok etkileyici bir anlatım. Emeği geçenlere ve Sayın Hocamıza, Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz demiş. Sizlere de selamlarını iletmiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar konuk oldunuz. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Son bir cümle rica edelim ve programı kapatalım Sayın Semre. Evet. Şimdi son şey şu yalnız anladım. Benim bildiğim şurası var yani. Bakın yani. Esasında Allah'ın dediklerini anladım. Cenab-ı Hak olan padişahın anlattıkları vardır yani. Mülk sahibi benim diyor o şekilde yani. Mülk sahibi benim diyor ona. Kendisine tek soru sorulmayan varlık o. O yaratılmış değil yani. Onu yaratılmamışa inanç bir yani var yani. İkincisi anladığımı, onu ilk yaratan peygambere anladığımı sadakat lazım. Neden lazım? Çünkü Cenab-ı Hak olan padişah ilk defa onu yarattı yani. O çok mühim bizim için yani. Ondan sonra da anladığım normal şekilde o peygambere sadakatla büyüyen normalse giden işte benim saydığım insanlar içerisinde çok bunlar anladığım var yani. Bunlardan bir tanesi de Yunus'tur yani. Ondan sonra da normal şekilde diyor ki bak Ashab, ey Allah'ın Resulü, bu denilen nedenleri bulamadık diyor yani.
Bu denilen nedenleri bulamadığın zaman da fetret dönemi girmiştir yani. Bu denilen yerde kitap ve sünnet delillerine uyulmaz. Bahsedilir ama uyulmaz yani şimdi. Yani ahlak yoksunluğu olur yani. Ama bu millette o ahlak yoksunluğunda az veya çok noksanlığımız vardır. Ama gerçek anladığım ahlak başka millette olduğunu inanmıyorum ben yani. Evet. Bu millette var yani. O zaman ne yapacağız ya Resulullah dedi. Bak dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilginç bir şey söyledi yani. O zaman dedi normal şekilde cemaate uyun dedi normal şekilde. Ya Resulullah o cemaat nasıl dedi normal şekilde yani. O zamanki mevcut olarak kurulan devlete tabi olun dedi yani. Anladınız burasını? Evet. Bunun adına da edile-i şer'iye dendi yani. Bu denilen neden de devleti biz kurduk. Devletin normal şekilde seçtikleri varsa, normal şekilde ne varsa biz anladığımı bunları anladım normal şekilde bunlara uymak zorunda. Neden? Biz seçtik çünkü yani. Bunu Peygamber Efendimiz niye söylüyor? Esasında seçenler anladığımı normal şekilde çoklukta olursa burada kaos olmaz yani pek. Peki anladım muhalefet olmasın mı? Muhalefet olacak. Yalnız muhalefette yalanı koymayalım, yapıcı anladım muhalefeti yapalım. Güzel bunu da yaptığımız gibi, zaman da evet. Size şunu söyleyeyim yani. Buyurun. Dünyadan biz büyüküz yani. Evet. Güzel de bir mesaj verdiniz. Bununla biz programımızı büyüküz kapatalım. Yani. Dünyada en büyük biziz yani bunu kabul ediyorum evet. Ben yani. Bu millet gibi millet yok yani. Sayın evet. Semre çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza hem Elazığ'a tekrar hoş geldiniz diyelim. Birkaç gün daha Elazığ'da olacaksınız. Bazı temaslarınız evet. Olacak. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Için. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Emren Vakfı Başkanı Sayın Abdüsselam Semre'yi konuk ettik. Çok güzel bir söyleşi oldu. Zaman su gibi aktı. Nasıl geçtiğinin farkına varmadık. Mutlu akşamlar.